Giriş yapamıyorum ya. Tamam, başlıyorum. Son. Son. Aloha. Bugün sizlere bir film önerisinde bulunacağım arkadaşlar ve bu filmin adı Into the Wild, yabana doğru diye çevrildi Türkçe'ye. Bence biraz değişik bir çeviri oldu ama Into the Wild filmi. Bu film 2007 yılında çekilen bir film ve benim hayatımda gerçekten o kadar önemli bir yere sahip ki. İlk bu film yayınlandığında hatırlıyorum, ben izlemiştim, 19 yaşındaydım. Ve zaten hani seyahat etmeye bayılan biriyim. Hani buraya kadar zaten videolarımı izliyorsanız bunu biraz olsun biliyorsunuzdur. Ara ara hatta sizlerle hani seyahat videoları falan da paylaşıyorum. Bu filmi izledikten sonra böyle ben de alıp başımı gitmek istiyorum, ben de otostop çekmek istiyorum falan demiştim. Ve hatta o zamanlarda yine yanlış hatırlamıyorsam Couchsurfing. Size bahsetmiş miydim hiç? Galiba bir videoda bahsetmiş olabilirim, seyahatle ilgili olan bir videomda. Couchsurfing yapmaya başlamıştım. Yani yurt dışından gelenleri kendi evinizde ağırlıyorsunuz ya da siz oraya gidiyorsunuz. Her şey bedava oluyor. Ben öyle 3 ay boyunca 92 kişiyi ağırlamıştım. Sanıyorum bu filmden sonraydı. Ve aynı zamanda seyahate bakış açımı, böyle daha maceracı bir yapıya sahip olmamı da tetikleyen bir film bu film. O yüzden hani benim hayatımda gerçekten çok önemli bir yere sahip. Ama şimdi size kısaca bu filmin konusu ne? Ben neden böyle ara ara dönüp de bu filmi izliyorum ve bayılıyorum bu filme? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, dediğim gibi 2007 yılında çekiliyor bu film. Champagne yönetmenliğinde. Champagne'i zaten eminim aranızda birçok arkadaşımız biliyordur. Kendisi inanılmaz bir oyuncu. Benim en sevdiğim oyunculardan biri, yani muhteşem oynuyor. Birçok filmini izledim. Hatta şey, Milk diye bir film vardı. 21 gram vardı şu an aklıma gelen. I Am Sam diye bir filmi var. Onda da müthiş oyunculuk sergilemişti. Ve hatta Naomi Watts'la evlendi galiba bir ara falan. O da şu an aklıma geldi. Champagne yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve bence onun inanılmaz derecede hani iyi bir yönetmenlik sergilediği bir filmde olmuş. Yani o kadar ben 10 üzerinden bu filme gerçekten 10 veriyorum ya. Yani ben 10 üzerinden 10 verdiğim çok nadirdir ama gerçekten ben bir film çekmek, hani şunu yapıp ölmek isterdim dediğiniz ya da böyle sorular vardır ya, hani ölmeden önce ne yapmak isterdin? Ben böyle düşündüğümde bu filmi çekip ölebilirim. Yani öyle bir film benim için ve abarttığımı hiç düşünmüyorum. Eğer ki seyahate meraklıysanız ve bu tarz hani filmler sizin ilginizi çekiyorsa, tabii ki bu dediğim geçerli. Şimdi daha da fazla böyle hak ettiği değeri vermeden önce filme, yani kredisini vermeden önce biraz daha konusundan ve genel olarak teknik olarak da biraz bahsetmek istiyorum. Bu film bir kitap uyarlaması. John Croker diye bir arkadaşımız zaten hani Alaska'ya gerçekten gidiyor ve Into the Wild diye bir kitap yazıyor. Champagne de bunu hem o kitapla beraber zaten hani o kitabı okuyup senaryolaştırıyor hem de kendisi birkaç ekleme yapıyor. Çünkü senaristlerine baktığım zaman, hani senaristi kim bu filmin diye baktığımda zaten bir kitap uyarlaması olduğunu biliyordum. Champagne de birkaç eklemede bulunmuş. Ben zaten bu filmi ilk izledim. Hatta iki kere falan izledim. Ondan sonra kitabı okudum. Kitaptan çok etkilenmiştim. O yüzden hatta bu videoyu çekmeden önce Türkçesi var mı diye de baktım arkadaşlar. Yabana doğru olarak çevrilmiş Türkçesi de var. İngilizceniz varsa kitabı İngilizce okumanızı öneririm. Çünkü hani direkt John Croker'in hani elinden, yani onun yazı diliyle anlatılan bir kitap ve İngilizce yazdığı bir kitap. Tabii ki bazı değişmeler ya da kelime değişiklikleri falan olmuştur. Ama hani Türkçe'ye çeviride yani yine eminim harika bir çeviri yapılmıştır. Ben İngilizcesini okumuştum ve böyle direkt hani yazan adamla, yani John Croker'le böyle bağlantıda gibi hissetmiştim kendimi. Ve tabii ki de kitapta daha detaylı anlatıldığı için daha da etkilenmiştim. Hatta kitabı okuduktan sonra bir daha izlemiştim. Yani ben bir ara bu filme deli gibi kafayı takmıştım. Ve hatta bu filmden dolayı ben hep Alaska'ya gitmek istedim. Ve sonunda da 2018 yılında Alaska'ya gittim. Tabii benim gidiş maceram, belki isterseniz bunu da bir videoda sizlerle paylaşırım. Alaska'ya neden gittim, nasıl geçti? Bunları da anlattığım bir video gelir ama neyse. Şimdi bu videonun konusundan çok uzaklaşmayayım. Oyunculardan bahsedecek olursak, Emil Hirsch Amerikalı bir oyuncu. Zaten başrol oyuncumuz bu filmde. Chris McCandless'ı kendisi canlandırıyor. Bunun yanı sıra Vince Vaughn, Kristen Stewart ve
Chris McCandless'ı oynayan arkadaşımızın kardeşini ve anne babasını canlandıran oyuncular da gerçekten çok başarılı. Ya, oyunculuklar süperdi. Yani ben hiç böyle sırıtan ya da bu rol oturmamış, olmamış dediğim bir rol olmadı. Yani öyle bir oyunculuk görmedim. Gerçekten çok iyiydi. Zaten iki dalda Oscar'a aday gösterilen bir film olmuş. Bunun yanı sıra dram ve macera diyebiliriz konusuna. Dediğim gibi kitaptan uyarlama gerçek bir hayat hikayesini anlatıyor. Ve çok çok ilham verici. Yani öyle böyle değil. Yani beni ne kadar etkilediğini işte biraz size bahsettim. Şimdi konusundan bahsetmem gerekirse olabildiğince spoiler vermeden, üniversite mezunu ve çok iyi üniversiteden mezun olan bir atlet bu arkadaşımız 23 yaşında ve maddi olan yani üniversiteden mezun olduktan sonra maddiyatın onu mutlu etmediğini, bu çevresindeki hayatın onu mutlu etmediğini, şehir hayatının ona göre olmadığını ve böyle 9-5 bir iş istemediğini anlayıp maddi sahip olduğu her şeyi bir hayır kurumuna bağışlayıp bütün Amerika'yı otostopla gezip sonunda da Alaska'ya varmasını ele alan bir film ve bir kitap zaten. Burada yani filmin müzikleri efsane, filmin teknik olarak işlenişi muhteşem. Şimdi en etkileyici şeylerden biri bana kalırsa şeyler var, nasıl diyeyim size, teknik açıdan böyle mesela bir sahne akarken 2-3 sahneye bölünür ya ekranda. O çok başarılı yapılmış ve aynı zamanda hani siz bence bir filmde olması gereken en önemli noktalardan biri siz kendinizi o kişinin yerine koyabiliyor musunuz? O anlamda film sizi ne kadar içine alabiliyor? Bu anlamda o öykü ya da hikaye anlatımı ne kadar başarılı? Hani tabii ki de fantastik bilim kurgu filmi izlemiyorsanız bu dediğim geçerli. Onda da tabii ki o kişinin yerine koyabilirsiniz. O başka bir hikaye ya da animasyon. Ama ben böyle birebir sanki onun hayatına dahil oldum filmde ve özellikle hani Champagne'in yönetmenliği ve onun tarzı sonuçta her film her yönetmenin tarzını da yansıttığına ben inanıyorum açıkçası. Bu filmde de hani Champagne'in dokunuşlarını gördüm. Aynı zamanda yani bu Chris McCandless olarak bahsedeyim. Chris başrol oyuncumuz çok sorumlu ve anne babası gerçekten böyle biraz birbirlerine aslında hani hem fiziksel hem de duygusal şiddet de uygulayan bir aile ve böyle sorunlu bir ailede büyüyüp böyle sorunlu bir şekilde travmatik daha doğrusu çocukluğa sahip olup ondan da biraz kurtulma çabasını anlatıyor ve kardeşi, kız kardeşi dış ses olarak onu ele alıyor. Yani mesela işte Chris'in seyahat ederken karşılaştığı olayları izlerken aslında kız kardeşinin sesi onun içsel dünyasını yansıtıyor. Tam olarak böyle söyleyebilirim. Biz orada hani Chris ne yapıyorsa yapıyor onu izliyoruz ama o sırada onun iç dünyasına da kız kardeşinin konuşmasıyla onun küçükken yaşadıkları hani ikisinin birbirlerine aslında kenetlenmelerinin ikisinin de gençliklerinde büyüdükleri zaman ne kadar onları geliştirdiğini görüyoruz. Yani Chris aslında bir bakıma geçmişinden de kaçıyor ve bu geçmişinden kaçışının sebeplerini, nedenlerini anlatıyor bu film bu açıdan bir de. O da çok başarılıydı. Çok duygusal bir film. Yani böyle yer yer gerçekten ben Chris'e sarılasım geldi. Çok etkilendim. Yani zorlu bir çocukluk yaşayıp dereceyle mezun olup o hayatı da böyle elinin tersiyle iten biri. Bir yerde hatta şey diyordu, yaşlı bir adamla karşılaşıyor işte böyle çölde kamp yapıyor diyeceğim ama böyle çok basit şekilde hani sadece böyle güneş gelmesin diye bir tane böyle bir bez değil de bir şey sermiş. Orada yatıyor yani yerde yatıyor mesela falan o kadar basit ve ilkel. Orada adam işte hani senin ailen nerede? Neden onlarla iletişimde değilsin? Hani ne yapıyorsun burada falan diye soruyor kendisine. O da hani benim için lütfen endişelenmeyin. Bence bütün yani bu tarz işte meslekler ve para kazanmalısın, bir işe girmelisin tarzı inançlar 21. yüzyıl icadı diyor. Bu tarz böyle bir şey söylüyor. Ya çok vurucu, hayatın özüne dair çok aslında ders çıkarılacak şeyler var. Yani gerçekten bizi mutlu eden şey tamamen maddiyat mı ya da maddi başarılar mı? Yoksa seyahat ederek bütün o doğa manzaralarını gördüğümüzde ne hissediyoruz? O bizi bambaşka biri haline mi getiriyor? Bunlardan da biraz bahsediyor. Bütün bunları demişken tabii ki de ben vejetaryenim arkadaşlar. Zaten birçoğunuz hani biliyorsunuzdur. Ama hani vahşi doğada
tamamen kendisi tek başına ayakta kalıp avlanmayı da öğrendiği ve hani hangi bitkiler zehirli, hangi bitkiler zehirli değil, bunları da öğrendiği için birçok yerde avlıyor yani ve avladığı hayvanlarla besleniyor. O sahneler beni çok kötü yaptı ama yapacak bir şey yok. Sonuç olarak onun da hayatta kalması için bunu yapması gerekiyor. Hani orada çünkü pirinç ve birkaç bir yemeği var yanında. Zaten hani Chris'in kitapta da sanıyorum böyleydi. Çünkü kitaptan çok ayrı kalacaklarını sanmıyorum film çekimlerinde, senaryoda. Ama yapmak istediği Alaska'da zaten tamamen ilkel bir hayat sürmek. Tamamen kendisi avlayarak beslenmek ve bu şekilde hani bu açıdan da daha doğrusu kendini geliştirmek ve o yolda da yani Alaska'ya gidene kadar zaten hani o sürecini ele alıyor bu film. Tanıştığı insanlar, öğrendiği dersler, kendine çıkardığı dersler, geçmişiyle hesaplaşması, hani bütün bunları gerçekten çok güzel bir şekilde anlatıyor. Çok güzel bir şekilde izliyorsunuz. Yani bu filmden böyle size bahsetmesem olmazdı. Hani ve seyahat etmeyi seviyorsanız ya da yani seyahat etmekle ilgili çok bir fikrim yok, çok da seyahat etmedim ama bir gün çok isterim diyorsanız, biraz böyle maceracı iseniz ve hatta psikolojiyle ilgiliyseniz bu filmi izleyin derim. Eminim bir yerden sizi içine alacaktır. Yani öyle bir film. Ya böyle gerçekten bu filmi böyle övmek istemiyorum da demeyeceğim. Bu filmi deliler gibi övmek istiyorum. Yani bu filmi ne kadar övsek az. Yani abartmıyorum. Yani böyle bir film. Çünkü bir de arkadaşlar neden böyle söylüyorum? Şimdi bir filmde, bu arada ışığın kusuruna bakmayın, bir gidiyor bir geliyor, bir güneş vardı, yağmur yağıyor şu anda galiba. Yani bulut geçişleri oluyor. Ring light'ı açtım ama umarım renk çok değişmemiştir. Şunu söylemek istiyorum size. Bir filmi gerçekten hani çok başarılı bir film diyorsak ya da demek istiyorsak birçok açıdan ele almamız gerekiyor. Bu hem senaryonun işlenişi, hem oyunculukların çok iyi olması ve bizi içine o açıdan da alması, hem soundtrack yani onun o müziklerin gerçekten o sahnelerle, o filmle bütünleşebilmesi ve teknik anlamda onun iyi ele alınması her açıdan, teknik anlamda, prodüksiyon anlamında da, çekimler anlamında, yani birçok açıdan ve bunların da hani sırıtmaması gerekiyor genel bütünde. Ve bu açıdan size çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu filmde hani o doğal sahneleri ya da o ele alınan psikolojik hani dram ya da duygusal hikayelerin yanı sıra ve gerçekçi olmasının yanı sıra en vurucu noktası bence, yani hatta doğa görselleri kadar vurucu noktası filmin müzikleri. Ve benim şok olduğum ve iyi ki bunu sizlerle paylaşıyorum dediğim bir diğer noktaysa şu olacak. Gerçekten yani çok heyecanlıyım bu film. Yani seviyorum arkadaşlar ya. Seviyorum yani böyle sevdiğim bir kitabı, sevdiğim bir filmi sizlerle paylaşırken de ekstra heyecanlı oluyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi bu filmin müziğini Eddie, bir dakika söyleyeceğim, folk rock bu arada tarzı, Eddie Vedder yazıyor 9 şarkısını bildiğim, yani araştırdığım kadarıyla. Ve Eddie Vedder kim derseniz de kendisi Pearl Jam'in solistiydi bir zamanlar. Hatta yok, evet tabii gitaristiydi, solistiydi ve kendisi bu müzik için 9 şarkıyı yazıp besteliyor. Bu bence çok büyük bir olay. Hatta bu filmin en sevdiğim şarkısı Society şarkısıdır. Lütfen açın dinleyin. Zaten hani Into the Wild soundtrack yazdığınızda baştan sona dinleyebilirsiniz. Bütün şarkılar sanıyorum galiba 11 şarkı var. Ama bir yerde 28 şarkı diye de gördüm. Belki o hani kesilmemiş versiyonu mudur şarkıların, emin de olamadım. Ama 11 şarkı olması lazım genel itibariyle. 49-50 dakika kadar sürüyor bütün albüm. Yani bence baştan sona böyle işlerinizi falan yaparken bir gün açın dinleyin. Sizi böyle bambaşka bir yere götürüyor. Özellikle Society şarkısını kim yazdı diye baktım. Bunu da Jerry Hannon ile birlikte yazmış Eddie Vedder. Ve Jerry Hannon kim diye baktığımdaysa İrlandalı, Amerikalı bir şarkıcı ve oyuncuymuş kendisi. Yani o şarkının sözleri, o şarkının müziği, o şarkının anlattığı böyle hani ben gözlerimi kapatıp hani mutluluktan ve minnet duygusundan böyle hüngür hüngür ağlayasımı getiren bir şarkı. Bilmiyorum. Gerçekten bana şey diyebilirsiniz. Kardelen sen duygularını çok yoğun yaşıyorsun. Var çünkü böyle bir özelliğim ya da yönüm. Ama bu şarkı ruhunuzu alıyor, başka yerlere götürüyor. Ve o yer çok güzel bir yer. O yüzden özellikle bu şarkıyı dinlemenizi öneririm.
Bunun yanı sıra arkadaşlar, çekimler, müzikler efsane dedim ve bu filmi izledikten sonra benim deli gibi seyahat edesim geldi. Yani onun, Chris'in yolda tanıştığı insanlardan öğrendikleri ve aslında şöyle de bir özelliği var. Hani ben kendim de seyahat ettim. Böyle uzun yıllarca seyahat etmedim ama yani Londra'da okurken bile hani hafta sonları işte 2-3 gün oraya, 2-3 gün buraya gittiğim oldu. Ya da 1,5 ay böyle alıp başımı gittiğim, sonra üniversiteden 1,5 sene ara alıp yine böyle bir sene kadar gezdiğim oldu. O dönemlerde böyle benim de hep tecrübe ettiğim şu vardı. Kitaplar okuyoruz ya da filmler izliyoruz ya da böyle YouTube'dan belki videolar izliyoruz, podcastler dinliyoruz falan filan, hepsi çok güzel. Ama seyahat ederken kazandığımız çok başka bir dünya var diyeceğim size. Aslında seyahat etmeyi benim en çok sevmemin sebeplerinden biri kendime yaptığım yolculuk. Hani bu şey aklıma geldi, Eat, Pray and Love diye, ye, dua et, sev kitabı ve filmi vardı. Hani kitaptı, sonradan çok sattı ve film oldu. Julia Roberts oynuyordu. O aklıma geldi, bu Bali falan işte seyahati. Ben hani 18-19 yaşlarından beri böyle bilinçli olarak hani seyahat ettiğim zamanlarda hep bunu fark ettim ve kendimi aslında tanımak için böyle gerçekten sırt çantamı alıp hani kendimi böyle yollara vurmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ve eğer ki kendinizi tanımak istiyorsanız, tabii ki buradan diyemem ki hadi alın sırt çantanızı, vurun kendinizi yollara. Ama böyle bir imkanınız olursa, tabii ki de böyle deli cesaretiyle de olmasın, hani otostop çekeyim ben burada ne olacak gibi de değil, ama hani kendiniz belli önlemlerinizi aldıktan sonra, maddi olarak ayarladıktan sonra sizin istediğiniz yer neresiyse seyahat etmeniz, yani tabii ki de bütün bu pandemi durumları da umarım hani bittiğinde çok şey katıyor. Yani ben bunu bilir bunu söylerim. O yüzden hani bu anlamda da zaten ne kadar doğru hissettiğimi bu videoyu çekmeden önce ben bir daha izledim filmi geçenlerde. Yeniden zaten aşık oldum. Yeniden böyle seyahat edesim geldi. Ve pandemiden dolayı da 1,5 yıldır falan hani hiçbir yere, yurt dışına zaten çıkmadım. O yüzden böyle daha da bir seyahat aşkıyla doldum, taştım diyebilirim. Bir de spoiler vermek istemiyorum ama bu filmde zaten bir kırılma noktası var. Yani şimdi film mutlu sonla mı bitiyor yoksa mutsuz sonla mı bitiyor, bunu söylemek istemiyorum. Hani o bayağı böyle büyük bir spoiler olur ama filmde bir kırılma noktası oluyor. Özellikle hani son yarım saatinde bayağı şaşıracaksınız. Çünkü büyük ihtimalle hani aa böyle mi olacaktı, nasıl böyle olur falan diyeceğiniz bir sonla bitiyor. O yüzden hani zaten severek izleyeceğinizi düşünüyorum. Ve dediğim gibi yani belki benim en sevdiğim filmdir ya. Ya düşünüyorum şimdi, diğer filmlere de haksızlık etmek istemiyorum. Bir de izlemediyseniz beni çok etkileyen 3 filmden bahsetmiştim. Şuraları bir yerlere koyarım. Hayatımın 3 filmi falan diye bahsetmiş olabilirim. Ama böyle yani çok çok sevdiğim bir sürü film var. O yüzden de yani ilk 5'im genel olarak değişmiyor ama yani bu filmde evet çok seviyorum. Ama uzattım değil mi? Aynı zamanda arkadaşlar, onu da söylemediysem, o da beni etkiledi. Çünkü dediğim gibi bu gerçek hayat hikayesi olduğunu da unutmazsak, bunu aklımızda tutarsak, bu arkadaşımız bütün varlığını bir hayır kurumuna bağışlıyor ve öyle yola çıkıyor ve bu arada babasına, annesine falan filan hani haber vermiyor. Ailesi tabii o zamanlarda hani bu 1980'lerde geçiyordu galiba. Ben buralara bir yerlere yazarım tam olarak hangi yılda geçtiğini ama 1980'ler olması lazım. O yıllarda zaten tabii ki de hani böyle telefon çağı değil daha. O yüzden ailesi haber alamıyor kendisinden ve bunu tabii ki bilinçli olarak yapıyor. Aslında bir yerde hani aileden kaçarak kendi özüne ulaşmaya çalışan 23 yaşındaki bir gencin macerasına tanıklık ediyoruz. Kartta yer bitti arkadaşlar. Kamera kapandı. Şunu diyordum. 23 yaşındaki bir gencin, Chris'in yolculuğuna tanıklık ediyoruz ve bence bu macera ya da bu hayat ve bu hikaye gerçekten birçok insana ilham verecek ve dokunacak bir hikaye. O açıdan da hani iyi ki Champagne böyle bir film çekmiş. İyi ki Emil Hirsch bu kadar iyi oyunculuk sergileyerek bu kadar güzel bir film ortaya çıkarmış. Bu arada bu çocuk hani bu film için böyle resmen yaratılmış gibi geldi. Yani bu çocuk bu filmde oynamak için doğmuş dedim. O kadar iyi oturdu ki bende. Belki defalarca izlediğim için. Bir de o zaten hani minibüs var. Klasik o minibüsle karşılaşması.
Yani eminim şu anda unuttum, ah keşke bunu da söyleseydim, bunu da unuttum dediğim birçok noktası daha olabilir filmin. Ama genel hatlarıyla size bu filmden bu şekilde bahsetmek istedim ve aranızda bu filmi hiç izlemeyenleriniz olduysa, abarttığımı da hiç düşünmeyerek bütün objektif olarak yorumlarımı, düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Benim hayatımda böyle 3 kez, 4 kez, 5 kez izlediğim nadir filmler vardır sanıyorum. Bence nadir, yani onu geçmez. Bu film onlardan biri ve yine bunu demişken şöyle bir içerik daha aklıma geldi. Eğer isterseniz lütfen yorumlara yazın. İlerleyen videolardan birinde şeyi ele alabilirim. Hani defalarca kez izleyip izlemekten bıkmadığım, işte atıyorum 3 film, 5 film. Bunları da sizlerle paylaşabilirim. Bu şekilde arkadaşlar, umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır diyerek, bir de Instagram'dan takip etmek isterseniz buraya da şuraya bir yerlere Instagram'ımı koyarız. Oradan bakabilirsiniz. Oradan zaten takip etmeniz açıkçası en önemli noktası. Hani ileride interaktif videolar çekmek istiyorum. Bunun için işte orası kalabalıklaştıkça mümkün olacak. Çünkü oradan size sorular sorup hani sizden gelen yanıtlara göre de içerikler hazırlamak istiyorum YouTube'a. Aynı zamanda da zaten beni biraz daha böyle yakından tanımak isterseniz takip edebilirsiniz ama tabii ki de seçim size kalmış. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni birazcık olsun sevdiyseniz ve takip etmek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor. Kanala yeni gelen ya da bu videoyla benimle ilk kez tanışan arkadaşlara da tekrardan aloha diyorum ve mahalo diyorum. Kocaman kocaman mahalo. O zaman artık bu kamera yine kapanmadan kapanışı yapıyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın arkadaşlar ve haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet, bugünkü makyajımızdan bahsedecek olursak. Ya bugün aslında hiç zaten hani ben sanki hep makyaj yapıyorum yani görendi. Ama gözüme de bir şey sürmedim. Gözümü göstermenin alemi yok. Dudağıma şöyle göstereyim bir rengini. Aslında güzel doğal bir ton. Yine rengi ama şey bitecek, kamera kapanacak.